Evet dostlarım, aritmetik ve geometrik dizi ünitesinin yani 14. ünitenin 9. köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdi bakalım ne diyor ilk sorumuz 9. köşe taşının. Diyor ki, bir AN aritmetik dizisinde 13. terimle 32. terimi vermiş bize. 21. terimle 24. terimin toplamı kaçtır diye bir soru soruyor dostlarım. Şimdi bunun güzel ve kolay tarafı şöyle arkadaşlar. Şimdi aritmetik dizinin özelliğinde şu var. Eğer diyor şu alttaki indislerin toplamı, bakın bu ikisinin toplamı kaç yapıyor dostlar? 13 ile 32'yi toplayın 45. Size sorulanın alttakilerinin toplamı yine 45 yapıyorsa, bu ikisinin toplamı kaçsa diyor, bu ikisinin de toplamı odur. Yani cevap 110 olacak diyebilirsin dostlarım. Bunu şöyle söylüyorlar. Aritmetik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıktaki dizilerin terimlerinin toplamı birbirine eşittir diye bir soru sormuş dostlar. Söylemiş daha doğrusu, cümlemiz budur. Ama ben de diyorum ki alttaki indislerin toplamları eğer ikisinde de aynı sayıya eşitse direkt değerlerin toplamları da birbirine eşittir diyebilirsiniz. Şimdi 2'ye bakalım. 1 ile 13. indisleri vermiş bize 1. ve 13. terimler. Yani toplarsanız 14 yaptı bunların ikisinin toplamı. Bunların ikisinin toplamı da 14 olduğuna göre demek ki bunların da toplamı 24'e eşit olacak. Yani cevap Adana diyeceğiz. 3. soruya geldim gobeller. Bakalım ne diyor? AN dizisinin ilk 20 teriminin toplamı nedir diye bir soru sormuş bize. İlk 20 terim dediğiniz şey şu. 1. terim, 2. terim, 3. terim şeklinde gidiyor, 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 gidiyor. İşte 17. terim, 18. terim, 19. terim ve 20. terim şeklinde de son buluyor. Bizden bunların toplamını istiyor. Dostum bize neyi vermiş? 4. terimle 17. terimin toplamı 15'tir demiş. Kardeş o zaman bunların indisleri toplamı 21 ya. Sen şunu söyleyebilirsin. 1. terimle 20. terimin toplamı da 15'tir. Şu ikisinin toplamı 15'tir. Yine çünkü indisler toplamı 21 yaptı bakın. 2. terimle 19. terimin toplamı da 15'tir. Şu ikisi de 15 yaptı. Çünkü indisler toplamı 19'da 2'nin toplamı 21. 3. terimle 18. terimin toplamı da 21 yaptı ki, 15 yaptı ki pardon. Demek ki arkadaşlarım bu şekilde indisler toplamı 21 olanların toplamları hep 15 gelecek. O halde biz kaç tane 15 var diye sormalıyız ki burada arkadaşım 20'ye kadar olduğu için 20 tane terim var. İkişer ikişer gruplandırıyorum. 10 tane grup çıkacak. Yani her biri de 15 olacağı için toplamları 10 tane grubun 150 çıkacak diyebilirsin Gober'im. Geldim 4. soruya dostum. Bakalım bu ne diyor. İlk 10 teriminin toplamı 150 olan bir aritmetik dizide. Şimdi ilk 10 terim dediğiniz zaman 1. terim, 2. terim, 3. Şöyle bir yazayım hepsine hatta ben madem 10 dedi. Güzelce hepsini tek tek yazayım. 7. terim, 8, 9 ve 10. terim. Bize de diyor ki 4. terimle 7. terimin toplamı kaçtır? Yani indislerine bakın 11 yapıyor ya. Sen şimdi diyeceksin ki 1. terimle 10. terimin toplamı da, şimdi bunların toplamına biz eğer ki x dersek bize x'i soruyor ya. 4. terimle 7. terimin toplamına x dedim dostum. O zaman 1. terimle 10. terimin toplamı da x. 2. terimle 9. terimin toplamı da x. Çünkü indisleri ne yapıyor bunların hep? 11 yapıyor değil mi toplamları? Peki 10 terimli bir dizide kaç tane bu şekilde ikişerli grup var? 5 tane. X olacak her biri. Demek ki 5 tane x'in toplamı 150'ymiş. X dediğin şey de 30 çıkacak. Yani 4. terimle 7. terimin toplamı 30 gelecek diyebilirsin dostum. Evet 9 numarayı gömdüm. Hemen 10 numarayı önüme aldım. Bakalım ne diyor. Diyor ki bir aritmetik dizi var diyor yine kardeşim. 1. terimi vermiş. 9. terimden 3'ü çıkarınca hatta şöyle yapalım. 3'ü bu tarafa atalım. 9. terim, 8. terimi de buraya alalım. Eksi 8. terim 3. Ki biz buna ne diyorduk? Ortak fark değil mi? Aritmetik dizide herhangi iki terimin arasındaki farka ortak fark diyorduk ve D ile gösteriyorduk. Bu dizinin ilk 20 teriminin toplamı nedir diye soruyor. Şimdi formülü uygulayacağız arkadaşlarım. İlk N teriminin toplamı
n bölü 2 çarpı birinci terim artı n'inci terim olarak söyleniyor. Formülümüz bu. Şimdi n yerine ne yazın diyor? İlk 20 terim dediği için n yerine 20 yazacaksın sen. S 20 eşittir 20 bölü 2'den 10 çarpı birinci terim yani 6 artı bize ne lazım? N'inci terim yani A 20 lazım kardeşlerim. O yüzden ben de buraya A 20 yazıyorum. Şimdi 20. terimi bulacağız birazdan. Peki 20. terimi de şurada kenarda bulalım dostlarım. A 20 diyelim hatta şöyle. A 20 eşittir. Dostlar hatırlayın böyle bir geçmişe doğru gidin. 20. terimi şöyle yazabiliyorduk. Birinci terim cinsinden yazıyorum. 20 eksi 1 çarpı D. Yani ortak fark şeklinde yazabiliyordum 20. terimi. Birinci terimi biz biliyoruz 6 diye. Şöyle oldu o zaman. 6 artı 19 çarpı 3 geldi burası. 19 ile 3'ün çarpımı 57. 6 ile topladım 63. 20. terim 63 çıktı. 6 da burada var 69. 69'u 10 ile çarpın diyor. 690. Yani Denizli şıkkı doğru cevap geldi kardeşim. Ben de geçtim ikinci soruma. X ilk terimi X. Yani A1 dediğimiz terim X. X8 teriminin toplamı yani S8 dediğimiz şey 36X olarak verilmiş. Ortak fark aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gelin ben hemen X8 terimin toplamını yazayım size. X8 terim N bölü 2'den 8 bölü 2 çarpı A1 artı AN demiştik. Yani A8 olacak arkadaşlarım. Şimdi A8'i de yazalım. A1 cinsinden şöyle oluyor. S8 yerine 36x yazdım. Eşittir 4 çarpı A1 artı A8 yerine ne yazacağım ben? A1 artı 8 eksi 1'den 7 tane D yazacağım. Evet düzenleyelim şimdi burayı. 4'e bölelim 9x kalsın burada. 9x eşittir A1 artı A1. X artı x yani 2x. Artı 7 tane D çıktı. Demek ki 2x'i bu tarafa atarsak 7x eşittir 7 tane ortak fark. 7'ye böldüm. Ortak farkımız x çıktı gobeller. Evet Bursa geldi sorumuzun cevabı. Hemen geldim 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor bize. İlk 16 terimin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. İlk 16 terimin toplamı S16 eşittir. 16 bölü 2 çarpı. Birinci terim artı 16. terim olarak söyleniyor dostlarım. Hadi bulalım bunu. 8 olur 16 bölü 2. Birinci terim lazım bize. Genel terimi verdiyse birinci terimi bulurum ben. N yerine 1 yazınca A1 çıkıyor. 1 yazalım 5 geliyor burası dostlarım. Artı 16. terim lazım bize. N yerine 16 yazalım. 16 ile 4'ün çarpımı 64. Bir daha 65 geldi. Yani 8 çarpı 70 oldu. 7 kere 8 56 bir de 0'ı paketledim sonuna. 560 geldi sorumuzun cevabı. Ben de geçtim 4. soruya. Bir aritmetik dizinin ilk 5 teriminin toplamı 85. Şimdi ilk 5 terim dediği zaman S5 eşittir 85'miş. Tamam. İlk 10 teriminin toplamı 245. O halde ilk 10 terim şöyle S10'la gösterelim. 245'i de buraya paketleyelim dostlarım. Tamamdır. Dizinin ilk terimi kaçtır? Yani A1'i soruyor bize. Eşittir soru işareti dedim. Şimdi hemen şu S5'i bir formülde yazalım dostlarım. Yani 85 eşittir 5 bölü 2 çarpı A1 artı A5 olacak. Tamamdır. Bunu bir yazdık. Şimdi 245'i yazalım. 245 eşittir. S10 yani. 10 bölü 2 yani 5 çarpı A1 artı A10 gelecek. Tamam. Formülde yerlerine yazdık şimdi bunları. Peki şuradaki 5 ile sadeleştirelim. 17 2 ile çarpalım. Şöyle oldu burası. 34 eşittir. A1 artı A5 geldi. Şurayı da 5'e bölelim her iki tarafı. 40, 49 geliyor dostlarım. 49 eşittir. A1 artı A10 geldi. Şimdi tekrar bir toparlama işlemi yapacağım dostlar hemen.
Şimdi A5'i de A10'u da A1 cinsinden yazacağım. Şurada yazıyorum. 34 eşittir. A5 dediğimiz şey A5 eşittir. A1 artı 4 tane D. A9 muydu o? A10. A10 eşittir. A1 artı 9 tane D diye yazılıyor dostlarım. Hadi getirin bunları da burada yerine yazalım. A5 yerine A1 artı 4 D yazınca 2 tane A1 artı 4 D. Şurada 49 eşittir. A1 artı A9 yerine ne yazıyorum? A1 artı A9 D yazıyorum. O zaman 2 A1 artı 9D'de burası oldu dostlarım. Şimdi yok etme metodu yapacağız arkadaşlar. Buradan A1'i ve A2'yi artık ne istiyorsa bulacağız. İsterseniz önce D'yi bulalım. Direkt çıkartalım bunları çünkü A1'ler yok oluyor. 49'dan 34 çıkınca ne kaldı? 15. 2A1'den 2A1 çıktı. 9D'den 4D çıkınca da 5D kaldı. Demek ki D eşittir 3'müş. Getirip D'yi yerine yazıyorum. Şurası 4 tane 3, 12. 22 eşittir 2A1, A1 eşittir 11 geldi goberler. Evet, 10. köşe taşını da gömdük ve döndürdük 11 numaralı köşe taşına. Dizinin diyor 5. terimi kaçtır diye sormuş. İlk n teriminin toplamını vermiş. S n'i vermiş bize arkadaşlarım. 4 n kare artı 8 n şeklinde 5. terimini soruyor. Şimdi dostlar bakın neler yapacağım ben. Şimdi 5. terim dediği zaman şu S5'ten ilk 5 terimin toplamında ilk 4 terimin toplamını çıkartınca 5. terimi bulursun dostum. Gel bunu uzun uzun göstereyim sana. İlk 5 terimin toplamı A1, A2, A3, A4 ve A5'tir. İlk 4 terimin toplamı A1, A2, A3, A4'tür. Çıkartın bunları birbirinden arkadaşlarım. Bakın ne kalıyor? Bunlar gitti. Bir tek A5 kalıyor. Yani S5'ten S4 çıkınca 5. terimi buluyormuşsun aslında goberim. Şimdi hadi sen de kapanacaksan da yeniden başlatayım. Evet, yeniden başlattık hemen dostlarım. Şimdi bundan sonra şöyle diyeceğiz arkadaşlarım. S n'den S n-1 yani bir düşük terimlerinin toplamını çıkartınca n'inci terimi bulacakmışız dostlar. Böyle bir kuralımız varmış kardeşim. Bunu da şimdi kullandım hemen birinci soruda. İlk 5 teriminin toplamını nasıl buluyorum? N yerine 5 yazacaksın dostum. Hemen yazalım N yerine 5. 5'in karesi 25. 25 ile N yerine ilk 5 teriminin toplamı değil mi bu? Evet, ilk 5 teriminin toplamı. N yerine 5 yazalım. 5'in karesi 25, 4 ile çarptım 100. 8 kere 5, 40. 100, 140. 140'dan ilk 4 terimin toplamını çıkartacağım dostum. 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16, 4 ile çarptım 64. Artı 4 yazarsam 32, 96 geldi bir de burası. 140'dan 96 çıkacak dostlarım. 44 kaldı. 5. terim 44'müş. Geldim 2 numaralı soruya. İlk n teriminin toplamını vermiş bize. Buna göre genel terimi nedir diye soruyor. Yani an, n'inci terimi soruyor. Peki formülüm neydi benim? Sn'den sn-1'i çıkartınca an'i buluyordum değil mi dostum? Peki sn dediğim şey ilk n teriminin toplamını zaten vermiş. 3n kare artı 7n bölü 2. Eksi diyorum. İlk n-1 terimin toplamını buluyorum. Yani n gördüğüm yere n-1 yazacağım. 3 çarpı n-1'in karesi artı 7 tane n-1 bölü 7 tane n-1 bölü 2 oldu. Şimdi bu işlemin sonucu da bize an'i verecek. Toparlayalım burayı arkadaşlarım. Şurası yine 3n kare artı 7n bölü 2 dursun. Eksi. Şuradaki bölü 2'miz de dursun. Şurayı açalım. 3 çarpı birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Artı 7n eksi 7 geliyor burası. Toparlıyorum şimdi içerisini bir. Şöyle olacak. Şuraya bir daha şuradan yazalım. 3n kare artı 7n bölü 2 eksi. Şurası 3n kare geliyor zaten. Bölü 2'yi de yazalım.
Eksi 2n, 7n daha 5n, bir de 3 ile çarpıyorum, 15n geliyor. 1, eksi 7 daha eksi 6, 3 ile çarpıyorum, eksi 18 geliyor, bölü 2'miz var. Şimdi çıkartacağız, paydalar ortak olduğu için üstleri çıkartıyorum. 3n kareden 3n kare çıktı, gitti bunlar. 7n'den eksi 15n çıktı dostum, ne kaldı? 7n'den 15n çıkarsa 6n mi kalıyor? Evet, eksi 6n. Bir de eksi 18 var galiba. Yok, eksiyi de buraya verdim. Artı 18 var. Bölü 2. Şimdi tekrar toparlayalım burayı. Bir de 2'ye bölelim hepsini arkadaşlar. Yok, bu eksi 18 miydi ya? Evet, eksi 18'di. Tamam. Doğru söylemişiz. Bir de toparlayalım. Hepsini 2'ye bölelim. Eksi 3'en artı 3 geldi dostlarım. Eksi 3'en artı 9 geldi hatta. Eksi 3'en artı 9. O olmadı. Bir yerde bir işlem hatası yaptık o zaman gobeller. Bir daha baştan bakayım ben şöyle. N eksi 1 yazdıktan sonrasında neler yaptık? Orada bir toparlayalım. 7 tane N eksi 1 gelecek. Bölü 2. Şurayı açtık. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı dedik. Eksi 2N. İkincinin karesi. Artı 7N eksi 7 oldu orası. Tamam, orada bir sıkıntı yok. Şurası eksi 6 yaptı. Eksi 18. 3'ü de attık içeriye. Ha, burası ne oldu? Eksi 18. Tamam. 3n kare geldi. 3n'ler gitti. Ha, şurada da 7n var. Dur. Burası 5n'di. 15n yaptı. 15'ten 7n çıkınca ne kaldı kardeşim burada? Orası da doğru. 15'ten 7 çıktı. Orada da bir sıkıntı yok. Her şey doğru gibi geldi bana ama sanki biz mi hata yaptık bir yerde ya? Şurada bir hata yaptım mı acaba? Ya uğraş, neymiş bunun cevabı? Adana çıkıyormuş. Bir bakalım, bir daha kontrol edeyim de arkadaşlar. Biraz bekletiyorum sizi ama yanlış yapmayalım şimdi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı bu. Tamam. Aa, biz nerede hata yaptık? 3 sadece şununla çarpılacak dostum. Biz gittik şurayla da çarptık. Bak, 3 sadece buranın katsayısı. Heh, şimdi olacak. 3n kare gelecek. Tamam, şurası yok. Şurayı bir daha toparlıyorum şimdi. Şurada ne geliyor biliyor musunuz? 3n kare artı 3 eksi 6n artı 7n eksi 7 bölü 2 geliyor burası arkadaşım. Şimdi toparladım. Peki 3n kare buradan var. 3n kareler gitti. Eksi 6n artı 7n daha ne yaptı? Hatta 7n'ler çıkıyor gidiyor bir tek. Eksi 6n kalıyor. Eksi 6n eksi 4 kaldı. Eksi 6n eksi 4. Bir de başımızda eksi olduğu için artı n artı 6n artı 4 kaldı. Bir de bölü 2 var. 3n artı 2 geldi. Evet, Adana'yı bulduk dostlar. Nerede hata yaptığımızı gördük. Şimdi geldik 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor 3 numaralı soru. Bir ilk n terim toplamı Sn olan dizide olduğuna göre bu dizinin 15. terimi kaçtır diye bir soru sormuş bize. 15. terimi istiyor bizden arkadaşlarım. Şimdi n artı 1'den n çıkmış kardeşlerim. Bu bize neyi veriyordu? Şuradaki büyük olan hangisiyse, bak bir eksi ya, bir düşük eksi ise burası, büyük olanın terimini veriyor bize. Yani burası aslında a n artı 1'miş kardeşim. Peki a n artı 1'i biz 6 n artı 2 diyebiliyoruz. Bize 15. terimi soruyor. Yani şurası 15 olsun istiyor. O halde ben burada n yerine 14 yazdığımda burası 15. terim geldi mi kardeşim? N yerine 14 yazın, 15. terim oldu. 14 yazarsak 6 çarpı 14 artı 2 oldu burası da kardeşim. Peki 6 ile 14'ü çarpalım, 84. 2 ile de toplayalım, 86 geldi sorumuzun cevabı. Paketledik gitti. Geldik 4. soruya. Bakalım bu ne diyor 4. sorumuz. Şimdi diyor ki 11. terimden ilk 11 terimin toplamından ilk 8 terimin toplamını çıkartın diyor. Şimdi şöyle, ilk 11 terim toplamı şu şekilde başlıyor arkadaşlarım. Gidiyor 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 gidiyor. A8 var arada. A9 var. A10 var. A11'e kadar geldi. Bundan diyor x8 terimin toplamını çıkartın diyor. Aha, burayı çıkarttım. Geriye kalanların toplamı 57'dir diyor. Yani A9, 9. terim, 10. terim ve 11. terimin toplamı 57.
E dostum sen bunu şöyle de yazabilirsin. 9. terimi ben hepsini şöyle A1 cinsinden yazsam mesela. A1 cinsinden. Olur mu? Neden olmasın? Olur tabii ki. A1 cinsinden yazmak istesem bunu. 9. terimi. Şöyle olmaz mı? A1 artı 8 D olur. Artı 10. terimi yazmak istesem A2 artı A1 artı 9 D gelir. 11. terimde A1 artı 10 D gelir. Peki burayı da bir toparlayalım hemen. Ne oldu burası? 3 tane A1 artı 8, 18, 9 daha 27 D mi oldu arkadaşlar? 27 D eşittir 57'ymiş dostlar. Hatta 3'e bölelim bunu. A1 artı 9 D eşittir 19'muş. Şimdi bulduğum birinci ifade bu. Şimdi bir de şurada böyle bir şey var. İlk 27 terimden ilk 23'ü terimi çıkartınca ne kalıyor geriye? 24. terim kalıyor. 25. terim kalıyor. 26. terim kalıyor. Ve 27. terim kalıyor ki bunların toplamı da 200. Şimdi bunları da bir toplayalım. 24. terim demek A1 artı 23D. Artı 25. terim demek A1 artı 24D. 26. terim A1 artı 25D. Bakın bunları hep önceki köşe taşlarında yaptığımız için hızlı hızlı geçiyorum burayı. Son olarak 27. terimde A1 artı 26D. Hepsinin toplamı 200'müş. Şimdi toplayalım. 4 tane A1 var. Artı 4 A1. Yanına şunları toplayalım. 20, 60, 80. Ne yapıyor? 20, 60. Bir daha toplayalım. Hepsini şöyle sakin sakin toplayayım da ben. 20, 40, 60, 80, 91, 95, 95, 98 tane D yapıyor. 98 tane D'nin toplamı da 200'müş. Hadi bunları da 2'ye bölelim. 2A1 artı 49D 200 geldi arkadaşlarım. Şimdi, yok 100 geldi pardon. Hadi bu iki bulduğumuz denklemi alt alta yazıp yok etme metodu yapacağız. Şurada alt alta yazıyorum. Şimdi A1 ile 9D'nin toplamı 19'du. 2A1 ile 49D'nin toplamı da 100'dü kardeşim. Üst tarafı eksi 2 ile çarpalım mı arkadaşlarım? Şurayı eksi 2 ile genişletelim. Şöyle olur. Eksi 2A1 eksi 18D eşittir eksi 38. Şunu da aynen aşağıya yazıyorum hemen. 2A1 artı 49D eşittir 100. Toplayın bunları alt alta. Şunlar gitti. 31 tane D eşittir 62 çıktı. D eşittir 2 geldi Goberler. Evet, sorumuzun cevabı 2'ymiş dedik. Ve 11 numarayı bitirdik. Geldik 12 numaralı köşe taşına. Bakalım bu ne diyor. Şimdi diyor ki ardışık 11 doğal sayının toplamı 77 olduğuna göre en büyük sayı kaçtır? E dostum burada kural olay çok basit. 11 tane doğal sayının toplamı 77 diyor. Dostlar toplamı sen eğer ki terim sayısına bölersen yani 77'yi 11'e böldüğünde tam ortadaki sayıyı bulursun. 7 tam ortadaki sayıdır dostlarım. 11 tane sayı olduğu için bunun sağında da 5 tane sayı olacak. Solunda da 5 tane sayı olacak. Bize neyi soruyor? En büyük sayı. Ortadaki 7 ise 8, 9, 10, 11, 12 diye gidecek. En büyükleri 12 çıktı Goberlerim. Hadi 2'yi yapalım. Bakın yine aynı muhabbet. Toplamları vermiş. 91'i sen hemen 7'ye bölersen 13 bulursun ki bu 13 ortadaki sayıdır. Toplam 7 tane sayı olduğu için 3 tane sağında, 3 tane de solunda olacak bunun kardeşlerim. Nasıl sayılar yalnız bunlar? Tek doğal sayılar. O zaman ikişer ikişer azalacaklar. Yani 13'ten bir önceki 11 olacak. Onun bir öncesi 9 olacak. Onun bir öncesi 7 olacak kardeşim. Bu şekilde azalacak. Bize de en küçüğünü sorduğu için cevabımız 7 gelecek kardeşim.
Şimdi şuna bakalım. Ardışık 8 çift doğal sayının toplamı, şimdi 8 tane sayı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayı. Şimdi bunların terim sayısı çift bir sayı. Yani 8, 8 tane. Sen şimdi 168'i 8'e bölersen kardeşim 21 bulursun 168'i 8'e böldüğünde. Ama bu 21 neresi biliyor musun? Şu tam ortadaki sayı olacak. Yani solunda da 4 tane, sağında da 4 tane ama bizim aradığımız sayı şu aradaki sayı olacak arkadaşlarım. Yani gerçek sayıların içerisinde değil, şu sayıların içerisinde değil, 8 tanenin içerisinde değil. Ortadaki 2 tanesinin de ortasını bulmuş olursun böyle bir şey yaptığında. E şimdi 21 burasıysa çift doğal sayı diyor. Bir sonraki 22 olmaz mı? Bir sonraki 24, 26, 28. Bak en büyükleri 28 çıktı kardeşim. Cevabım Adana'da geldi. Bu ne diyor? Aralarındaki fark 6 olan 6 ardışık doğal sayının. Ki bunların hepsini arkadaşlarım biz TYT kitabında tane tane anlattığımız için burada biraz hızlı hızlı geçtim. Eğer takıldıysanız, kafanıza yatmadıysa TYT'deki bu sayılar basamak kavramı, masamak kavramı var ya, ilk köşe taşları, oraları mutlaka izleyin. Daha iyi anlarsınız. Aralarındaki fark 6 olan 6 ardışık doğal sayı. Şimdi en küçüğüne x diyelim, bir sonraki x artı 6, bir sonraki x artı 12, 6 tane olacaklar. Bir sonraki x artı 18, bak hep 6 fark var aralarında. Bir sonraki x artı 24, bir sonraki x artı 30 şeklinde kaç etti? 3, 6 tane sayı var. Bu sayıların toplamı 210. 6x var, topluyorum bunların şimdi hepsini şöyle bir toplayalım. 6 tane x var artı, topluyorum şunlar 30, 60, 30 da buradan 90 mı yaptı dostlarım? Hepsinin toplamı 200 olmuş. O halde 6x eşittir 120, x eşittir 20 çıktı. Bu sayıların en büyüğü. Biz en küçüğünü bulduk 20, en büyükleri x artı 30 olduğu için 20 artı 30'dan 50 gelecek sorumuzun cevabı. Evet, ilk 12'yi gömdük. Şimdi bu videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videoya da 13 ile başlayıp devam ederiz gobeller. Hadi görüşürüz, kolay gelsin.